Nerede? Yok, önemli bir şey değil. Çok özledim. Ben de özledim. İyi misin? Nasıl kötü olabilirim ki şimdi? Nasıl oldu, nasıl geldin? Boş ver, şimdi anlatırım, gitmemiz lazım. Getireceğim. Hem de en büyüğünden. Tamam. Yaşasın. Gezmeye. Nereye gidelim istersin? Parka gidelim mi? Gidelim. Ha? Ağrım var, severim ağrım. Yok yok, sıkıntı yok. Nizat, sen kal. İçerideki arkadaşlara cinayete teşebbüs itirafında bulunmuşsunuz. Evet. Hem de kendi babanıza. Evet. Babanızı vurdunuz yani. Vurdum. Bu olayla ilgili bütün dosyalara baktık. Babanızı vuran kişi Kartal Sakallıoğlu görünüyor. Hayır işte. O vurmadı. Ben vurdum babamı. Kartal zaten yapmaz öyle bir şey. Kartal Sakallıoğlu kocanızmış. Kocam. Dosyadaki bütün deliller Kartal Sakallı olduğunu gösteriyor. Bu durumda sizin itirafınızın pek bir önemi yok. Niye önemi yok ya? Söylüyorum işte, ben vurdum. Ne yapmaya çalışıyorsunuz Esra Hanım? Burada ne var burada? Ha? Sen özledin mi beni? Çok. Aa, ben de seni çok özledim. Gerçekten iyi misin? İyiyim, iyiyim, merak etme. Bitsin artık. Bitecek. Parka gidince sancağa binelim mi? Binelim, hepsine binelim. Emre amcası.
Bizi hemen parka götür, hemen. Evet ya, benim çok güzel sarılacakları olan bildiğim bir park var. Oraya gidelim mi Osman? Gidelim. Evet. Evet, o zaman İstikamet Park. İyi günler memur bey. Ben bir ihbarda bulunacaktım. Kaçak bir mahkum. Kartal Sakallıoğlu. Bana da aklı başında bir şey söyleyecek misiniz? Ya söylüyorum ya işte. İtiraf ediyorum. Bakın Esra Hanım. Bu yaptığınız size oyun mu geliyor, şaka mı geliyor bilmem. Ya ne şakası be? Ben vurdum diyorum işte babamı. Ben de bütün deliller öyle söylemiyor diyorum. Anlattığınız hikaye gayet tutarsız diyorum. Kartal beni korumak için suçu üstlendi. Hangi suçu? Babamın vurulması suçunu. Dalga geçiyorsunuz herhalde. Kartal Sakallıoğlu'nun üstlendiği bir şey yok. Suçlamayı reddediyor. Ayrıca balistik raporu, olay yeri, saati, Aziz Alkan'la yalnız olduğuna dair bütün delillerde gayet sağlam. Kocanızı kurtarmaya çalışıyorsunuz sanırım. Ama boşa uğraşıyorsunuz. Kocanızı kimse kurtaramaz. Ne yapıyoruz abi? Soru sorma Nevzat, soru sorma. Gidiyoruz. Vay uyanıklar be. Ne oluyor ya? Aslında sana ne oluyor? Şimdi Kartal'ın suçunu üstlenmeye mi geldin? Sen karışma. Kim çağırdı seni? Esra bak, sabahtan beri seni arıyorum tamam mı? Beni delirtme tamam. Gel şimdi beraber gidelim. Ben gelmiyorum hiçbir yere. Ya gözünü sevdiğim ne yapacaksın peki burada ha? Mert Bey. Evet benim. Sağ olun aradığınız için. Ne araması ya? Siz hangi akla arıyorsunuz? Ben vurdum diyorum. Ben vurdum. Lütfen sakla çıkın. Tamam koca. Ben vurduğumu söyleyeyim. Ben vurdum. Bu işin şakası yok. Ablanızı götürün. Ben gelmiyorum hiçbir yere. Gidiyoruz. Hiçbir yere gelmeyeceğim. Ben bırak. Gelmeyeceğim. Ne dedim? Ya Allah belanızı versin. Duman da bak, kaldır elleri.
Dön arkana, dön, dön! Çıkar kimliği, çıkar. Ne yapıyorsun burada? Komiserim, aracım bozuldu. Çekiciye bıraktım. Buraya geldim taksi maksi bulurum diye. Temiz komiserim. Kaydı yok. Benzinlik yanlış çıkar, tamam. Kartal Sakallıoğlu'nu tanıyor musun? Kimi? Kartal Sakallıoğlu. Yok, ilk defa sizden duyuyorum. Tamam, kusura bakma. Emre amcası. Bizi hemen parka götür, hemen. Evet ya, benim çok güzel salıncakları olan bildiğim bir park var. Oraya gidelim mi Osman? Gidelim. Evet. Evet, o zaman İstikamet Park. Kartal. Emre, benzin istasyonuna çeksene sen. Tamam. Şimdi söyleyeceklerimi dinle. Kaç bakalım Kartal Efendi, kaç. Önünde sonunda elime düşeceksin sen. Hepiniz düşeceksiniz. Yakışıklı. Belli biraz beynin oksijen görsün. Sen şu Osman meselesini bir de anlat bakayım. Her şey söyledim gibi fazla olsun, bir şey. Olsun olsun, sen anlat. Belki bir şey kaçırmışımdır. Anlat. Aziz beni Ümad'dan ayırdı. Hem de kızımı hamileyken. Ümad'a gerçekleri bilmediği için yıllarca affetmedi beni. Hangi gerçekleri? Aziz beni mesleğimden attırdı. İtibarımı sıfırladı. Ne kendimi aklayabildim ne de birinin yüzüne bakacak halim vardı. Ümad'a da para alıp gitti dedi. Gerçekleri anlatsaydım beni hapse attıracaktı, bana söyleyemedim. Sen de intikamını benden almaya karar verdin, öyle mi? Geri geldin ama. Geldim. Geldiğimde aklımda olmayan şeylerle karşılaştım. Öyle mi? Neymiş onlar? Yuma, onu unuturum sanmıştım. Burcu'yu göreceğim zaman öyle hissedeceğimi hiç düşünmedim. Ama öyle değilmiş. Onları görünce Aziz'den intikam alma isteğim daha da katlandı. Osman'a tamamen teslim oldun işte. O bir umuttu ya. Tek isteğim Burcu ile Hüma'yı almak, yeni bir hayat kurmaktı. Başta Aziz'i alt etmek için Osman'ın yanındaydı ama sonra değişti de. Osman'dan çok para alıp İntikamını alacaktın. Ailenle de yeni bir hayat kuracaksın, öyle mi? Ha? Evet. Ama artık Aziz umurumda değil ya. Benim tek istediğim Burcu'yu Hüma'ya alıp gitmek.
hakkı senin gibi. Kendinle beni bir tutma. Osman paranı vermedi ama. Vermedi. Zaten ona inanmak bir hataydı ya. Ama başka çarem yoktu ki. O beni bulduğunda bayağı sıfır tüketmiştim. Yani o an kim elini uzatsa tutardım elini. Bir de Aziz'den alınacak intikamın sözünü verince... Yolculuk başladı. Evet işte artık buradayız yani. Yolun sonu mu dersin ne dersin bilmiyorum ama... ikimiz de buradayız. İkimiz de kaçacağız ve yalnızız. Ve bir de asla vazgeçmeyeceğimiz şeyler var. Emre kim bu adam? Kim bu adam Emre? Niye yanımızda? Ya garibanın teki aslında. Aziz onun da hayatını mahvetmiş. Niye burada? Ne istiyor? Biz istiyoruz. Kartal'ı aklamak için ona ihtiyacımız var. Ya yalan söylerse? Ya Kartal'a ele verirse? Kötü bir adam değil ya. Sadece mecbur kalmış. Niye? Kızına kavuşmaya çalışıyor. Her şeyi onun için yapmış. Kızın mı? Oktay. Burcu'nun babası. Burcu Oktay'la Hüma'nın kızı yani. Aziz onlara da yapacağını yapmış vaktiyle. Yani keşke bunlar olmasaydı demenin bir faydası yok tabii. Maalesef oldu. Sen de halinden anlarsın herhalde artık. Çünkü ben seni anladım. O yüzden yardım ettim, onun yerini söyledim. Şşş. Ben geldim senin yanına. Sen gelmedin. Onda bir anlaşalım, oldu mu? Biliyorum, biliyorum. He. Ama Osman seni içeride indirtmemi istedi. Yapma. Allah razı olsun. Bak kızım beni istemiyor. Belki ben Hüma ve ondan hayatım boyunca vazgeçmeyeceğim ama kızım beni hiç kabul etmeyecek. Vah vah. Babası olduğum benden bile öğrenemedi yani. Şu an bana bir düşman gibi bakıyor. Senin de aynı şeyi yaşamanı istemedim oğlunla. Bak sen iyi bir adamsın. Zamanında bana iyi davranmıştın. Beni koruyan tek adam da sendin. Sen de böyle ödedin borcunu öyle mi? Hı? Bunu mu layık gördün bana? Tabii ki öyle değil ya. Sana borcum vardı, ben bunu ödeyemedim. Üstüne bir de hayatını mahvetmek için uğraştım. Sen şimdi her şeyi kızın için mi yaptın yani? Evet. Kahraman baba. Şimdi benden alabileceğim bir intikam var. Ne istiyorsan yap. Seni kurtarır. Nasıl yaptınız lan bu işi? Hı? Emniyette senin silahından çıkan kurşunlardan birini alıp hastanede Osman'a verdim. Osman Nazlı'nın kurşununu benim kurşunumu değiştirdi. Burada o anın görüntüleri var. Aziz'in kurşunu nerede lan? Bilmiyorum ama hala duruyorsa Osman'dadır. Emin misin? Şimdi ne yapacaksın? Senden haber bekleyeceğim. Ne haberi? Sen Osman'ın yanında olacaksın artık. Tam böyle dibinde. Her adımından bana haber vereceksin. Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Ha?
Gitti yani. Nasıl ulaşacağım sana? Ben sana ulaşırım. Babasının kuzusu. Gölgelerin gücü adına. Bu ne? Benim çocukluğumda bu çizgi filmler var. O zaman yakalarım seni. Tamam. Kaç da yakalayayım o zaman? Kaç! Başım döner ama. Bu sesler hiç kesilmeyecek. Umudunu yüksek tut. Emre, sen bunları halledebilir misin? Ben bir kartalla konuşacağım. Selin, şimdi değil, daha sonra konuşuruz. Emre, ben büyük hatalar yaptım. Kartalın yüzüne bakarken utanıyorum. Oldu artık ama, he? Bak, buradasınız artık. Bundan sonra da hep birlikte olacaksınız. Kimse sizi ayıramayacak. Her şey onun yüzünden. O beni buraya gönderdi. Aziz, senin intikam almak için. Beni kandırdı. Ben de ona inandım. Çok üzgünsün değil mi? Evet, çok üzgünüm. Kızgınım yani. Emre çok zor. Yani o benim babam. Şimdi bize ulaşmayınca bizi merak etmiştir. O kadar emin olmam. Çok iyisin Selin. Niye böyle bir şey söyledin şimdi? Yok bir şey. Yani sen dedin ya, beni gönderdi falan diye. Onun için, yoksa başka bir şey yok. Ben şunları yemeğe çağırayım hadi. Ne demek gelmek istemiyorum anneciğim? Damla ile konuştum. Anne ve babasından izin alacak. Bir süre onlarla kalacağım. Sonra başımın çaresine bakarım ben. Saçmalama Burcu. Şimdi eşyalarını topluyorsun, almaya geliyorum seni. Eve dönüyorsun. Sakın gelme. Hakan gelsin seni almaya. Hayır. Ya beni duymuyor musun? Gelmiyorum eve. Kızım bak, dayın geldi. Seni sorup duruyor, özlemiş. Öp yanaklarından benim için. Ama Burcu eve gelmiyor. Çünkü annesi onu dinlemiyor dersin. Burcu. Kızım. Kızım. Kapattı. Ya biz şimdi ne yapacağız? Ha? Nuh diyor, peygamber demiyor. Bana mı soruyorsun?
Her şeyin bu hale gelmesini sağlayan sensin. Hakan, şu anda tartışacak durumda değilim. Lütfen. Hüma, bak şu an bizi cezalandırmaya çalışıyor. Bırakalım, bu gece kalsın. Yarın sabah gider getiririm ben. Ya oradan da çıkıp giderse? Bak, çocuk sağlıklı düşünemiyor. Kontrolden çıkacak. Ben gidiyorum Burcu'ya. Hüma dur, ne yapıyorsun? Seni kapıda görürse inatlaşır. Sen burada abinle kal. Ben gider ikna eder getiririm, tamam mı? Tamam. Sakinleş sen de. Afiyet olsun. Taze çay yaptım. İçmek ister misiniz? Yok Fatma, sağ ol. Ben almayacağım. Ben de almaya çıkmam lazım. Bir arkadaşımla buluşacağım. Abi, bir ihtiyacın var mı? Biraz soluk görünüyorsun ama. Yok yok, iyiyim ben. Ben de söyledim ama dinletemedim ki. Hastaneden de yeni çıktı. İyiyim ben, merak etmeyin. O zaman ben gidiyorum. Hadi ben. Abi, benden bir isteğin var mı? Sağ ol, sağ ol. Tamam, ben aşağıdayım. Biz de dışarıdaki memur arkadaşlara çay götürelim. Hadi kızım. Baba, bence korumaları arttıralım. Abartma Mert. Ya abartması mı var? Adam dışarıda dolanıyor şu anda. Sende bu rahatlık nereden geliyor, ben onu anlamıyorum. Rahat olduğun falan yok ama yeterince adam var. Ya öyle de adam bak kimseye çaktırmadan hapisten kaçmış. İzine de hala rastlanmıyor. Bak kesin gelecek. Gelecek, yarım kaldığı işi bitirecek, görürsün. Mert tamam. Heh. Baba tamamı falan yok. Hatta ne yapalım biliyor musun? Kartal'ın bizi bulamayacağı bir yere gidelim. Benim içim hiç rahat değil baba. Esra nerede, hiç görünmedi? Hasbinallah. Ya adam dolaşıyor diyorum dışarıda. Gelecek seni öldürecek. Hala Esra diyorsun. Mert, dışarıda yeterince adam var. Polis var. Kartal Efendi kolay kolay yaklaşamaz. Ben bir Esra'ya bakacağım. Esra, iyi misin kızım? Git baba, istemiyorum. Kızım yapma böyle, aç da bir konuşalım. Esra. Konuşmak mı istiyorsun? Tamam konuşalım, bana uyar. Söyle o zaman, niye Kartal yaptı dedin? Çünkü gerçek bu. Beni Kartal vurdu. Öyle bir şey olmadı. Sen de bal gibi biliyorsun. Kartal senin yanında büyüdü. Oğlun sayılır. Kartal katil olabilir mi? Kartal sana böyle bir kötülük yapabilir mi? Aklın alıyor mu senin? Esra. Sen de biliyorsun Kartal yapmadı. Kızım bir dinle bak. Bana kızım deme. Senin için acı biliyorum. Ama gerçek bu. Ne kadar öfkelendiyse acımadı işte. Yalvardım, yakardım. Dinlemedi, çekti dedi. Yalan söylüyorsun. Gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun. Sıra. Dokunma bana. Diyelim ki vurdu. Vurmadı deseydin. İşine geldiği zaman gayet güzel yalan söylüyorsun. Görmedim deseydin, bilmiyorum, anlamadım kimin vurduğunu deseydin. Sıra yeter. Sen bunu bize nasıl yaptın? Sen bunu Kartal'a nasıl yaptın? Sen bana nasıl yaptın bunu? Bana nasıl kıydın? Kızına nasıl yaptın? Hiç canın yanmadı mı? Hiç acımadı mı kalbin yani? Sıra böyle konuşma, ne olursun. Sen beni öldürdün. Beni sen öldürdün. Asıl katil sensin. Şimdi defol git buradan. Abi.
Kara bir yamuk yapmadın inşallah. Ne yamuğu abi, ne diyorsun? Evi bir tek sen biliyordun. Nasıl oldu da pat diye damladı kartal? Ayıp ediyorsun. Ağzından çıkanı kulağın üstüne abi. Nasıl oldu da buldu kartal? Ne bileyim ben? Ona bak. Sesinin ayarına dikkat et Oktay. Abi, kartaldan bahsediyoruz. Adamın eli ayağı uzun. İçeriden kolayca çıktı, belli ki biri yardım etmiş. Evi de bir şekilde bulmuştur. Sen neredeydin? Yoksun ortalıkta. Seni bekliyordum. Telefon ettim, telefon kapalı. CD'yi getirdim, kapı duvar. Abi, benim başımda bir ton iş var. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Hayat sana güzel. Ben her şeyimi kaybettim ya. Sevdiğim her şeyi kaybettim. Sana mı hesap vereceğim? Kartal nasıl bulmuş? Bana ne? Osman Bey, bakalım neler yaptım. Osman'a bak sen ya. Bak bak bak. Herif profesyonel. Bak nasıl aldı kurşunu. Hop değiştirdi. Biz de içeri tıktık. Geçti ama ya. He? Bitti artık. Bundan yakayı kurtaramaz. Aziz'den çıkan kurşunu da bulmamız lazım. Oktay. Oktay. Güveniyor musun sen bu herife? Bilmiyorum. Kaç bakalım Osman. Oyun oynayalım. Hadi sen Emre abinle oyna. Ben de bir babanla konuşayım. Oo, gel bakalım buraya ya. Gel bakalım buraya. Beraber de oynayalım biraz. Ne oynayalım bakayım? Güreş oynayalım mı sana? Güreş yapalım mı? Güreş oğlum, güreş. Ona dünyanın kaç bacak olduğunu göster. Hadi bakalım ya. Hadi bakalım. Devir beni şöyle. Devir beni böyle. Ver oradan buzu. Hoppa! Aferin sana ya. Aferin sana ya. Allah'ım beni onsuz bırakma babalar. Yazın olur Allah. Allah'ım olursa. Ne oldu? Çok özür dilerim. Boş ver. Unut artık. Yok, çok pişmanım. Olan oldu. Yaşananlar yaşandı. Bundan sonrasına bakacağız. Öyle olsun istemedim. Biliyorum. Her şeyi baban yaptı. Biliyorum, bilmez miyim? Ama artık yok. Ondan da kurtulacağız. Artık kimse dokunamayacak bize. Başka bir şey mi var? Var. Ne var? Evet. Her şey babam yaptı. Beni o bunları sürükledi ama... Ama? Kartal, ama benim babam o.
Kartal, özür dilerim. Özür dilerim ama o benim babam. Yani? Yani Selim? Yıllarca ona hasret yaşadım. Sonra bulunca onun için her şeyi yaparım diye düşündüm. Tabii ki sonra kızdım, kırıldım bana yaptırdıkları için. Ama ne kadar kızarsam kızayım, babam benim. Yani... Sana bir şey söyleyeceğim. Ne olur lütfen dinle beni şimdi. Eğer şimdi konuşmazsam bir daha konuşamayacağım. Kartal, babamı bir daha kaybetmek istemiyorum. Onu affetmek istiyorum. Eğer onu affedersem artık kimse kötülük yapmaz. Ne kadar kızarsan kız, haklısın. Ama ne olur anla beni. Kartal, lütfen anla beni. Beni anla. Ne olur. Sen bana ne diyecektin? Hiç. Hiçbir şey. Ne yapıyor? Yatırdım yatağına, ağlıyor hala. Yanında durayım dediğini kabul etmedi. Kahrediyor kendini. Hem de ciğeri beş para etmez adam için. Çok seviyor çünkü. Öyle sevgi mi olur baba? Nasıl anlamıyor onun ne mal olduğunu? Saplantılı. Yok, vazgeçmeyecek Kartal'dan. Yani bir insan başkası için kendi hayatını nasıl hiçe sayar anlamıyorum ya. Gitmiş emniyette ben vurdum babamı demiş. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan düşünce delirecek gibi oluyor. Allah'tan polisler ciddiye almamış. Adam beni aradı da nasıl gittim bilmiyorum emniyete. Elif yanımdaydı, ne yapacağımızı şaşırdık. Ablan zor günler geçiriyor oğlum. Sana ihtiyacı var, yanında ol. Bir şey yapamıyorum ki baba, baksana haline. Geçecek. Hepsinin üstesinden geleceğiz, merak etme. Hangi biri geçecek baba? Hepimiz darmadağın olduk. Halamlar da bir dert zaten. Burcu'yla alakalı bir sıkıntı var galiba. Ne sıkıntısı, ne olmuş Burcu'ya? Bilmiyorum, halamla Hakan'ın arası bir gergin bu ara, anlamadım. Ben sorsam da söylemezler zaten. Hiç kimseye faydam dokunmuyor. Daha ne yapacaksın oğlum? Her şeyi koşturmuşsun yokluğunda. Yok baba, benim gücüm falan yetmiyor. Hadi toparlanalım ne olur ya. Baksana ne hale getirdiler bize. Merak etme. Güven bana. Hepsini bir bir halledeceğim ben. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Bu meseleleri Aziz Alkan yöntemiyle halletmeyeceksin değil mi? Bize de soracaksın yani. Baba bak, hata yapma şansımız kalmadı. Elimizdeki her şeyi kaybederiz, gözünü seveyim. Tamam Mert, tamam. İyi, ben bir hava almaya çıkayım. Canım. Mert, ne yapıyorsun? Delirdin mi? Olamaz mı? Aklın başımdan alıyorsun belki. Annem gelecek şimdi. Gelsin, ne var? Ne demek ne var? Gelsin, ikimizi kulaklarımızdan tavana mı assın? Zaten işitmediğim laf kalmadı. Sen dur, Mert'le de konuşacağım ben deyip duruyor. Yüreğim ağzımda valla. Ya zaten söylemeyecek miyiz beraber olduğumuzu? Ha? Hem Fatma teyze çok sever beni, bilmiyor musun?
korkmana gerek yok. Ya korkmak değil de şimdi ulu orta ne gerek var yani? Bana o kadar iyi geliyorsun ki. Her geçen gün daha çok aşık oluyorum sana. Ben de sana. Senden uzak duramıyorum. Hele bu kadar yakınken mümkün değil. Ben hep seninle olacağım. Seni hiç bırakmayacağım. Hiç ayrılmayalım olur mu? Bir saniye bile. Tamam. Gel buraya. Elif! Koş koş. Elif neredesin? Efendim İma. Ne yaptın Hakan? İkna edebildin mi? Burcu yanımda. Niye haber vermiyorsun? Meraktan öldüm burada. Geleceğiz, geleceğiz. Endişelenme. Gitmeyelim eve. Nereye gideceğiz başka kızım? Otele gidelim. Ne bileyim. Çin'e gidelim. Annemizi bulup ayıramayacağı bir yere. Ya da Japonya'ya. Kızım annen meraktan kahrolmaz mı? Olsun. Bak kızım. İnsanlar hata yapabilirler. Yaptıkları hatanın da bedelini ödemelidirler. Doğru. Ama bu annen için ağır bir ceza olmaz mı? Ben babamın başka birinin olduğunu daha yeni öğrendim. Yıllarca kandırıldım. En çok yalan da annem söyledi bana. Şimdi ne haldeyim düşünmüyor bile. Umrunda bile değilim. Sadece kendini düşünüyor. Ne olursa olsun o senin annen. Seni doğurdu, canından can verdi. Tek damla gözyaşına dayanamaz biliyorsun. O zaman niye bizi hala ayırmaya çalışıyor? Bak benim babam sensin. O adama asla baba demeyeceğim, asla. E tamam. Tamam değil işte. Annemle boşandığınızda ne olacak peki? Diyelim ki boşandık. Hiçbir güç bizi birbirimizden ayıramaz. En fazla ayrı evlerde yaşarız, olur biter. Buna dayanabilir misin? Dayanıyormuş gibi yaparım. Dayanmaya çalışırım. Senin için, bizim için. Hı? Bak kızım. Hiçbir güç bizi birbirimizden ayıramaz. Ne koşulda olursa olsun yanında olmaya çalışırım. Kızım benim. Seni ilk kucağıma alıp o güzel yüzüne baktığımda seni hiçbir zaman bırakmayacağıma söz verdim. Biz birbirimizden ayrılmadıktan sonra hiç kimse bizi ayıramaz. Hiçbirine gerek yok. Niye ayrılasınız ki? Bence biraz sakin olup anneni anlamaya çalışmamız lazım. Belki o da bizi anlar. Vazgeçer. Emin misin? Değilim ama yine de bu şekilde davranırsan annenin doğru düşünmesine izin vermezsin. Biraz sabırlı olmamız lazım. Hadi gidelim. Kendinden başka her şeyi hiçe sayarak nereye varacağını sanıyorsun? Herkes senin düşmanın. Hepimiz toplandık arkandan iş çeviriyoruz. Ben ihtiyatlı olmaya çalışıyorum Oktay. Biz de ihtiyatlı olsaymışız abi. Malum kendi çıkarların olunca evladını bile satarsın. Beni satmadın nereden bileceğim? Abarttın sen de ama ha. Tamam. Tamam biraz ileri gittim kusura bakma. Ne oldu? Kuru bir özürle halloldu mu her şey? Ya hadi uzatma be şu elini. Abi. Şimdiye kadar ne istiyorsan yaptım. Eğer sadakatime inanmıyorsan bir daha benden yardım isteme. Tamam, tamam uzatma, tamam. Param yok. Oktay. Para meselesini halledeceğim de.
Sen çok kırıldın bana ya. Ha? Haksız da sayılmazsın. Ama merak etme. 3-5 güne tak 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 sayacağım eline parayı. İnşallah sayarsın abi. Bak kızım benden nefret ediyor. Ve ben kızımın karşısında sefil bir baba gibi görünmek istemiyorum. Şu an onun kapısında yatmam gerekiyorken hala senin işlerine koşturuyorum. Artık Aziz, Kartal ikisi de umurumda değil. Geberip gidebilirler. İnşallah, inşallah. Hadi gel. Ben sana yemek ısmarlayayım. Şöyle iki tek atıp rahatlarız. Ha? Ya olur böyle şeyler insanlar arasında. Bir yolunu bulur anlaşırız. Hadi. Ya bırak ya. Al sen şunu. Bak. Bir daha gözünle görmeden kimseyi kararma. Hadi bakalım bas. Gaz çabuk çabuk çabuk. Oha beyaz arabaya geçmemiz lazım. Bas 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 bas. 2 milyon. Yola çık. Bak şimdi orasını öyle alırken... Evet evet. Araba kullanmasını Emre amcana öğreteceğim değil mi? Bu çok iyi bir o. Aynen benim anlattığım gibi devam, tamam mı? Ne konuştunuz? Ne yapıyoruz? Hiç. Nasıl hiç? Bayağı hiç. Başka bir yol bakacağız. Nasıl başka bir yoluna bakacağız ya? Birader. Emre. Benim kararım kesin. Ne yapacağız peki? Sen pasaportları hallet. Ben Osman'la seni alıp gideceğim. Ya niye kaçıyorsunuz? Osman elimizde. Az kaldı. Ben Osman'ı bırakıyorum. Onun peşini bırakıyorum. Onunla artık uğraşmayacağım. Neden? Selin'e söyleyemedim. Tüm pasaport işlerini bir an önce çöz. Vakit kaybetmeyelim. Pasaportları hallederiz, tamam. O kolay. Diyelim ki onu hallettik, gittiniz bir yere de yerleştiniz. Sonra? Sonra ne? Sonra yaşayıp gideceğiz işte. Nereye kadar? Ya sizin yepyeni bir sayfa var önünüzde. Her şeye yeniden başlayacaksınız ama sen kaçak göçek yaşamayı tercih ediyorsun, öyle mi? Mecburum Emre. Değilsin kardeşim benim, değilsin mecbur. Ne yapayım? Sen söyle, ne yapayım? Alacaksın Selin'i karşına. Her şeyi anlatacaksın. Her şeyi babasının yaptığını öğrensin. Aziz'e onun vurduğunu, her şeyin... Olmuyor, olmaz. Canı acır, olmaz. Acır ama bir gün geçer. Ötesi, onun sonu yok. Öyle anlıyor işte. Tamam. Tamam. Madem kararını verdin. Hadi Osman'cığım, uyku zamanı geldi. Arada söylüyorum ben. Biraz da yarın süresin, gel. Uyku zamanı. Masal mı? Dur bakayım hatırlıyor muyum? Öp bakayım hatırlıyor muyum hiç masal? Biraz aklıma bir şeyler geldi. Bir daha öp bakayım. Aa, bildiğim çok iyi masal var. Gelsene. Emre amcası, sen çalış. Aynen, tamam. Sen çalış. Hangisini okuyalım? Orman çocuğu. Orman çocuğu. Dur bakalım neredeymiş orman çocuğu. Buradaydı. Evet, işte burada. Bir gün Hindistan'ın balta girmemiş ormanlarında ağaçların arasında tuhaf bir ses yankılandı. Panter Bagira sesi duydu ve nehir kenarından yukarıya koştu. Kıyıya yanaşmış bir sandal bulana kadar sesi takip etti. İçinde ağlayan bir erkek bebek vardı. Bebek panteri görünce gülümsedi. Bagira oğlanı yakınlarda yaşayan bir kurt ailesine götürmeye karar verdi. Anne kurt
daha yeni yavrulamıştı ve Bagheera onun fazladan bir yavruya bakabileceğini düşünüyordu. Anne kurt oğlanı görünce ona da bakmaya razı oldu. Ona Mogli adını verdi ve tam 10 yıl boyunca kendi yavrularından biri gibi baktı. Mogli çok mutlu bir insan yavrusuydu. Günlerini kurt kardeşleriyle koşup oynayarak geçiriyordu. Bir gün ormana kötü haberler yayıldı. Kaplan Şerhan uzun bir sürenin ardından dönmüştü. Kötüydü bu kaplan. Her şeyden nefret ederim. En çok nefret ettiği şey ise... Hüma. Burcu'yu okula bırakıp oradan da şirkete geçeyim diyorum. Sağ ol. Okula gitmişken de idareyle konuşayım diyorum. Neyi? Oktay meselesini. Şikayetçi olmayacak mıyız ama? Adam okulu dolandırıyor. Çocuğuna yakın olmak için sadece böyle bir yol seçmiş o kadar. Herkesin gözünde Oktay'ın kötü duruma düşmesini istemem. Sonuçta ne olursa olsun o Burcu'nun babası. Ne kadar düşünceli, hoşgörülü bir adam maşallah. Hüma anlamıyor musun? Oktay yüzünden kız okula gitmek istemiyor. Ya adam gitsin ya da beni başka bir okula yazdırın diye ağlayıp durdu. Zor ikna ettim. O herife de güvenmiyorum ayrıca. Olay yaratma Hakan. Ayrıca Oktay istifasını verdi. Bundan sonra okulda olmayacak. Neden daha önce söylemedin bunu bana? Şimdi söyledim ya. Çok yoruldum ben Hakan, çok. Ben de yoruldum Hüma, ben de. Kocaman kız oldu. Ne zannettin? Ben senin kadar rahat değilim. Sonuçta çocuk o. Beni konuşsana Burcu'yla. Hakan görmüyor musun sen? Kızım yüzüme bile bakmıyor. Nasıl konuşayım onunla? Kimseye bir şey söylemem. Boşuna tartışmayın. Kızım yanlış anlama lütfen. Ben senin için... Ben de kendim için söylüyorum zaten. Utanırım çünkü. Ben çıkıyorum babacığım. Hani birlikte gidecektik kızım? Servise bineceğim, gerek yok. Başka bir zaman binersin servise. Hadi beraber gidelim. Sohbet ederiz oğlum. Burcu. Efendim babacığım. Günaydın yok mu? Günaydın. Öyle kuru kuru olmaz, öpücük de isterim. Ne o? Kahvaltı yapılmadan mı gidiliyor okula? Bugün adamla yaptım. Allah Allah. Sebep? Ergenlik hali abicim. Şu sıralar biraz yalnız takılmak istiyor. Öyle mi? Abi biz izninizle çıkalım. Geç kaldık, size afiyet olsun. Hadi bakalım iyi dersler ama yarın beraber kahvaltı yapacağız, bozuşuruz. Tamam. Hadi bakalım. İyi dersler kızım. Hüma. Gel bakayım benimle. Ne bu haller? Burcu'yla konuşmuyor musunuz siz? Ergenlik halleri dedim ya abi. Şu sıralar biraz fazla bana kafayı takıyor. Ben de buna inanayım. İyi misin abi? İyiyim, iyiyim. Fatma'ya sesleneyim, bir ağrı kesici getirsin. Aldım ben, aldım, istemez. Abi benim çıkmam lazım. Kahvaltı da etmeyeceğim ben. Sonra konuşuruz. Yuma. Gel bir şöyle konuşalım. Bu ergenlik numaralarını yutmuyorum ben. Abicim sen dinlen, toparlan. Sonra konuşuruz, olur mu? Şimdi benim çıkmam lazım. Yemeyeceğim. Ne bu? Açlık grevi mi şimdi? Mert.
Esra Hanım, size en sevdiğiniz omletten yaptım. Ama hava nasıl güzel, bir bilseniz. Şöyle biraz güneş olsun içeri. Ya! Ya ne yapıyorsunuz ya? Açmayın diyorum. Tamam, şöyle yapalım. Güneşi Esra Hakan'a getiremiyorsak, Esra Hakan'ı güneşe götürür. Ya! Gel buraya. Ne yapıyorsun? Aa. Ya manyak mısın? Ne yapıyorsun? Biz de aile geleneği, alış. Uf, indir beni. Giyineceğine dair söz vermezsen indirmem. Yoksa bak seni bu halde İstanbul en kallavi mekanına götürürüm, tamam mı? Rezil rüsva olursun, söyleyeyim. Tamam, geleceğim. Söz mü? Söz. Hiçbir yere gelmiyorum ben. Rahat bırakın beni ya. Bak ya. Kızım, bak itiraz istemiyorum, tamam mı? Hem sana çok önemli bir haber vereceğiz. Bak kocaman bir haber var, çok önemli. Böyle inanamayacaksın yani bu habere, çok şaşıracaksın. Ama yine de sen bilirsin. Yani gelmek istemezsen sonsuza kadar öğrenemezsin. Ya da en son sen öğrenirsin ki bunu dayanamazsın. Ne haberi? Kahvaltıdan önce söylemem. Ya. Hadi. Bak ama bomba gibi bir haber değilse vallahi patlatırım seni ha. Tamam hadi. Hadi çabuk. Oh, günaydın. Ya Remdi, günaydın. Ne kokuyor böyle? Ha? Ne kokuyor? Patates kızartması. Ya. Soğumadan gelin. Tamam, biz geliyoruz ama önce burada yiyeceğimiz bazı şeyler var. Aman Allah'ım. Ne yapmış anne? Patates kızartması. Evet. Gel evet. Bakalım söyle. Al oğlum. Reçel sürüyor mu ekmeğine? Peynir. Peynir tabii ki. İşte mutluluğun resmi. Ben daha güzel bir resim hatırlamıyorum. Ben de. Hadi başlasana. Yiyorum. Ellerimle alacağım. Kartal ne yapacağız? Yani konuşmadık bir şey. Aklında bir şey var mı? Emre'yi bekleyeceğiz. Neden? Pasaportları ayarlayacak. Ondan sonra gideceğiz buradan. Ne gitmesi? Nereye gidiyoruz? Dışarıya bir gidelim de ondan sonrasına bakarız. Aklında birkaç yer var. Kartal sen suçlu değilsin. Niye gidiyoruz? Böylesi daha iyi olacak. Yapanı biliyorum demiştin. İspatlayacaktın. Neden kaçıyoruz? Hüseyin güven bana. Gitmek inan ki daha iyi olacak. Babam mı? Yok, ne alakası var babanla? Kartal doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum, senin ne ilgisi var babanla? Kartal? Senin inanmıyor musun bana? Babanla bir ilgisi yok. Hadi sen düşünme artık bunları. Tamam. Oğlum portakal suyu içer misin? Al bakayım. Aziz Bey, misafiriniz var efendim. Ay. Korkuttun bizi Aziz ya. Geçmiş olsun ortağım.
Geçmedi de. Geçecek inşallah. İnşallah, inşallah. Böyle ortağımı, kayınpederimi almadan şuradan şuraya gitmem. Anca beraber, kanca beraber diyorsun ha? Bir çeşit kader yolculuğu diyelim. Korumaları, polisleri dikmişsin kapıya. Korku dağları sardı anlaşılan. Tedbir amaçlı diyelim. Bu dünyada kimden ne zarar geleceği belli olmuyor. Öyle öyle. Bak kartal zincirini koparmış, dolanıyormuş ortalıkta. Öyle de benim derdim kartalla değil, benim derdim seninle. Allah Allah. Senin benimle ne derdin olur ki ortağım? Bunu da sen anlatacaksın. Ha? Mesela beni neden vurduğunu anlatmakla başlayabilirsin. Gerçi sebebi malum ama senden duymak daha güzel olur. Öleydim de bunu duymayaydım. Kes numarayı Osman. Olmuyor böyle dostum. Aşk olsun. Sen benim vurduğumu gördün mü? Görmedin. Zaten polise de kartal vurdu demişsin. Kurşun da kartalın silahından çıkmış. İşte şimdi ödeştik. Bana bak gebertirim seni, doğduğuna pişman ederim. Allah Allah, nasıl olacakmış o iş? Kızım müzik de açmadın. Havamda değilim. Burcu, bak ne diyeceğim. Hafta sonu bir yerlere gitsek. Babalı kızlı tatil mesela. Annem izin vermez ki. Ama konuşuruz, hallederiz. Yapma baba. İkimiz de alacağımız cevabı gayet iyi biliyoruz. Duyur musun? Ne oldu? Gideceğim burada. Neden? Resim dersi için eksik malzemelerim var, onları alacağım. Kızım neden söylemedin, ben hallederdim. Aklımdan çıkmış. Hadi gidelim, ne lazımsa alalım. Yok, ben inerim. Hemen bir sokak üstte zaten okul. Hem yürürüm, hava da almış olurum. Burcu. Lütfen. Yeter kadar paran var mı? Var. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum canım kızım, hadi gidelim. Benimle konuşmak isteyeceğini düşünmemiştim. Mantıklı olmaya çalışıyorum Oktay. Kızımın babası olduğuna göre iletişim içinde olmamız gerekiyor değil mi? En azından şu kriz anı geçene kadar. Efendim kızım? Seninle görüşmek istiyorum yüz yüze. Tabii, ne zaman istersen. Hemen. Olur. Okulda mısın? Yakınındayım. Bugün derslere girmeyeceğim. Peki, bak ne diyeceğim. Ben de okuluna yakın sayılırım. Konu paylaşsan bulunduğum kafeye gelir misin? Tamam. Ne oluyor Oktay? Benimle konuşmak istiyor. Evet demeden önce bana sorsaydın keşke. İyi de Hüma o istedi. Tamam, görüşme dersen görüşmem ama yani... İlk ve son olsun. Peki. Buraya geliyor galiba. Evet. Tamam.
Ben kalkayım o zaman. Bak kızım üzecek. Hiçbir şey söylemeyeceksin, yapmayacaksın, tamam mı? Merak etme. Onu senin kadar ben de seviyorum. Ne diyorsun Emine? Nasıl ya? Allah Allah. Tamam tamam. Tamam ben geliyorum. İlk uçakla geliyorum ya. Olmadan ana gidin bu akşam orada kalın, tamam mı? Haydi. Haydi tamam. Tamam. Ey Allah'ım ya. Ne var ne yaptın? İyi ne yapayım ya. Sende ne var ne yok? İyi. Yazdın mı CD'yi? Yok CD falan. Nasıl yok? Yok işte Kartal vazgeçti. Nasıl vazgeçti ya, sebep? Öyle işte. Selin için üzülmesin diyor. Ya Osman'ın başını yakmasak Kartal'ın başı yanacak. Yurt dışına kaçacağız diyor. La olmaz öyle bir şey, kaçak göçek. Oğlum söyledim ben de, dinleyen kim işte ya. Selin babasını böyle tanımasın diyor. Başka çare yok, kaçacağız diyor. Ben pasaportu hallettim zaten, adam gelecek. Ben de onlara götüreceğim, sonra fınlayacaklar. Baştan yanlış bu iş ya, olmaz böyle. Anlatalım seninle ne halt yediyse. Osman denilen yakalasınlar. Ne de ya öyle Sabi'yle beraber kaçak göçek olacak iş mi ya? Oğlum Kartal bu işte ya. Bilmiyor musun? Nuh diyor, peygamber demiyor. Vardır bir bildiği. Sen de kurcalama artık, tamam? Ya zaten benim de memlekete gitmem lazım acil ya. Ne oldu, hayırdır? Boş ver, ailevi bir mesele. Ben ne yapayım? Kartal'la bir konuşayım mı? Aklını çelerim belki. Yok, sanmam. Ya zaten gideceğim onlarla vedalaşmaya. Dur bakalım, bir şansımı deneyeyim. Ama önce bir Oktay'ı göreyim. Bakayım havadis var mı? İyi, tamam. Hadi eyvallah. Hadi. Hadi görüşürüz. Haydi haberleşiriz. Çok mu acıyor? Acı be. Gerçekten mi? Gerçekten. Hem senin elindeydi, nasıl acısın? Kartal. Şimdi böyle gözlerimi kapasam. Açacağım da burada olmasak. Her şeyi herkes unutsak. Uzakta olsak. Unutsak her şeyi. Az kaldı. Şimdi olsa. Olacak. Artık seni bırakmam. Kimse seni benden alamaz. Dikkat. Bırakma. Bakma öyle Aziz ya. Gel anlaşalım, şu mevzu kapansın artık. He? Artık aramızda husumet musumet kalmadı. Değil mi? Neredeler onu söyle. Bilmiyorum. Ama bulmaya çalışıyorum. Tez vakitte avucumuza düşerler. Sen içini rahat tut. Osman beni sakın oyalama, sakın. Neden seni oyalayacakmışım? Bugün ben sana ne söylesem sen tersinden anlıyorsun zaten. Biraz rahat ol. Vallahi sen daha soğukkanlı adamdın. Yaşlanıyorsun diyeyim sana. Kes, kes. Tamam damat. Mutlu son yakın. Kartal içeride yatacak paşa paşa. Seninle ne yapacak elinde çocuk? Kocasının yanına dönecek. El mahkum. Bir an önce bul yerlerini. Emrin olur. Hadi bana müsaade, sen de biraz dinlen. Kafayı da sağa sola takma. Senin arkanda kapı gibi Osman var. Hadi. Ne yaptın? Takip edebildin mi şu Emre'yi? He? Neredeymiş?
Tamam, takip edemem. Kolay gelsin. İyi nöbetler. Teşekkürler. Bu krokanlı pastalarınızdan vardı ya, onlardan olabilirmiş. Derhal. Şimdi ilk lokmada ha, endorfin alırız, rahatlarız biraz. Ablam bayılır krokanlı pastaya bu arada. Ama en çok benim yaptıklarımı sever. Biz ailece hastasıyız zaten senin pastalarının. Değil mi abla? Ablamın doğum gününde bir gün pastayı mahvetmiştim, birbirimize girmiştik, hatırlıyor musun? Yo, ben onu kaçırmışım. Ah bak, hiç unutmuyorum, 12 yaşındayım, tamam mı? İşte ablamın doğum günü, böyle kocaman krokanlı pasta yaptırmışlar, tamam mı? Arkadaşları falan gelmiş. Sonra ben de intikam olsun diye işte pastanın üstüne ne var ne yok hepsini sildim, süpürdüm. Parmağımla iyi ki doğdun, ispiyoncu yazdım oraya. İspiyonlamamıştım ben seni. Mert gece dışarı çıkıyor baba dememiş miydin? Ay, güvenliğin içinde o. 12 yaşındaydın yani. Gece sokağa çıkacak yaş mıydı o? Ay neyse işte. Neyse geldi bu pastanın o halini gördü falan. Avazı çıktığı kadar bağırdı tabii. Ondan sonra telefon aldı. Neymiş işte babama söyleyecekmiş. Ben günümü görürmüşüm falan filan. Ben de aldım pastayı. Onun yüzüne boca ettim böyle. Ben de bunun yüzüne çarptım. Çok yakışıklı olmuştun ama. Sonra Kartal gelmişti, seni benim elimden almıştı. Kavga etmeyelim diye dil dökmüştü. Ertesi günde gitmiş, krokanlı pasta almış bana. Biriktirdiği açlıklardan. Hep destek oldu bana. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa koşar gelirdi. Kusura bakmaya ben ayağımı çarpmış gibi oldum ama. Önemi yok. Nasılsın? Sence? Milkshake içer misin? Milkshake istemem. Tamam. Şey, sıcak çikolata, pasta falan. Hiçbir şey istemiyorum. Sohbet etmeye çağırmadım seni. Yanlış anlama. Tamam. Seni dinliyorum. Bunca zaman sonra niye çıktın karşıma? Aklında ne var bilmiyorum. Ama git. Bak anlatmaya çalıştım ama bana hiç şans vermedin ki. Çünkü ilgilenmiyorum. Burcu,
Kızım. Ya daha kaç kere söyleyeceğim? Sen benim babam değilsin. Tamam. Sakin. Ama gerçek bu. Gerçekler umurumda bile değil. Benim bir babam var. Ailemde. Ve bunu bozmanı istemiyorum. Nerede bu çocuk acaba? Ne kadar iyi saklandı. Bak bulamıyoruz. Evet, gördüğüm en iyi saklambaççı. Nerede bu? Nerede acaba? Osman'cığım. Yakalandım. Aa, buradaymış. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım sen buraya. Bu da mı oyuncak? Yok, o oyuncak değil. Gel. Yakalandın, yakalandın, yakalandın. Yakalandın. Yine oynayalım mı? Hadi saklan. Koş. Ben seni dinledim ve anladım. Şimdi sıra bende. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Ben zamanında elimde olmayan nedenlerden gitmek zorunda kaldım. Aptallık ettim. Hayatımın en büyük hatasıydı. Ama bir yerde bir parçam vardı. Nefes alıyor, yürüyor, koşuyor, gülüyor, oynuyordu. Ben onun yanında değildim. Ona dokunamıyordum. Ama çok acı çektim. Hiç kolay değildi. Bana ne seninle yaşadığından? Ben çok mutlu büyüdüm, tamam mı? Bak, hatamın bedelini ödedim ve hala ödüyorum. Bir şeyleri düzeltmek için uğraşıyorum Burcu. Aman ne iyi. Sayende ben de acı çekiyorum. Harika işler başarıyorsun gerçekten. Bir şey diyeyim mi? Ne halin varsa gör. Bak, acımasız olmaya çalışma. Sen böyle biri değilsin. Beni tanımıyorsun bile. Bu kadar emin konuşma. Hissediyorum. Ha. Ben senin babanım, hissediyorum diyorsun. Bebek yok karşında. Numara yaparak kandıramazsın beni. Boşuna uğraşma. Bak lütfen bu kadar kırıcı olma. Tamam. Gideceğim. Ve bir daha asla karşına çıkmayacağım. Ama lütfen benden nefret etme. Senden tek istediğim bu. Bak. Sana bunu aldım. Kusura bakma, biraz aceleye geldi ama. Umarım beğenirsin. Yani işte benden sana bir hediye. Niye? Kim olarak veriyorsun bu hediyeyi bana? Yani ne dersen de öğretmenim de. Herhangi biri de istiyorsan. Ama yeter ki kabul et. Senin de hediyenin de hiçbir değeri yok gözümde. Annemi, babamı, beni rahat bırak. Burcu!
Ne oldu? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Yok bir şey ya. Ağlıyorsun sen. Gel gel oturalım. İyi misin? Alo? Hakan Bey, ben müdür muavini Selma. Buyurun Selma Hanım, buyurun. Burcu bugün okula gelmedi. Hüma Hanım'dan da sizden de haber gelmeyince aramak istedim. Nasıl? Haberiniz yok muydu? Ben evde değilim ama annesinin haberi vardır mutlaka. İlginiz için teşekkürler Selma Hanım, sağ olun. Rica ederim. İyi günler. Alo Hüma. Efendim Hakan. Burcu'nun okulundan aradılar şimdi. Burcu okula gitmemiş. Biliyorum. Ne demek biliyorum? Benim neden haberim yok? Nerede şimdi? Evde mi? Evde değil. Nerede Hüma? Sabah bıraktığımda morali düzelmiş gibiydi biraz. Ne oldu yine? Oktay'la görüşmek istemiş. Ne? Ben de izin verdim. Bana niye sormadın? Babasıyla konuşmak istemesi en doğal hakkı. Benim de kızımın nerede olduğunu bilmek en doğal hakkım. Hakan rica ederim. Her şey yeterince zor zaten. Sayende Hüma, sayende. Umarım Burcu'yu alıp götürmez. O salak herife nasıl güvenebilirsin? Bari yanlarında olsaydın. Oktay kızına zarar vermez. Umarım Hüma, umarım. Hakan, benim kapatmam lazım. Sonra konuşuruz. Burcu da gelmek üzeredir zaten. Anlat bakalım, bu Osman'la daha başka neler var? Senin bu baban var ya, harbi şerif. Orada dur. O benim babam falan değil. Harbi net de bakalım şimdi. Şeytan. Kendi çıkarları için kimseye gözü görmez. Anası gelse tanımaz. Kızına da yaptı yapacağını. Yaptı. En büyük fenalığı yaptı. En büyük gazı attı zaten. Ama tabii bilmediğin şeyler var Sadık. Anlat da öğrenelim. Bakalım Danya'nın moralı var işte. Onu soruyorum. Kartal'la Selin kaçıyorlardı yani bir ara. Güya Osman da onlara yardımcı oluyordu. Hani evet. Ufaklık hastalandı. Ben gittim aldım ufaklığı. Evet, evet. Aziz Kartal'ı vuracak diye Selin çok korkuyordu. O yüzden gitti Kartal'ı yapamayacağını söyledi. Aziz'in yanına döndü. Ama işin aslı öyle değil. Abi o tezgahı Osman kurdu. Kartal oğlanın yanındayken hastanede peşine adam taktı. Video falan çekti, Selin'e gönderdi. Yani işte Aziz Kartal'ı takip ediyor. Her an öldürebilir diye bir ortam yarattı. Selin'e ne yapsın? Kız inandı tabii. Çünkü Selin Osman'ın sıvırtasıydı. Eli mahkum oturdu nikah masasına. Kartal'la Selin kaçsaydı Osman'ın bütün planları suya düşecekti. Ya bir tane çomağı hazırla. Aç aç. Sakin konuş da işkillenmez. Alo. Ne var, niye aradın? Sadık neredesiniz? Merak ettim. Selin de yok, oğlu da yok. Merak ettim. Sen bizi merak eder miydin ya? Sadık o ne biçim lan? Siz benim çocuğumsunuz. Tabii merak ederim. Bırak Allah aşkına, bırak ya. Sadık. Kime sinirlendin, kime öfkelendin bilmiyorum ama hıncını benden çıkartma. Bir konuşalım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Hadi Allah selamet versin. Sadık dur, kapatma. Ne var söyle işte ya. Biliyorum Sadık, ben çok büyük kötülükler yaptım. Telafisi mümkün değil. Ha şunu bileydin. Bir daha karşınıza çıkmayacağım. Söz. Ama bir dinle. Benim senden duyacağım da göreceğim de uzak olsun. Sen yoluna, biz yolumuza. Ama anlatacağım şey kardeşinle alakadar ediyor. Çok mühim. Hadi bak. Babana bu kadarını fazla görme. 10 dakika. Ama bunlar telefonda konuşulacak şeyler değil. Buluşalım. Tamam ya, tamam tamam. Ben birazdan sana bir konum göndereceğim. Orada buluşuruz. Geç kal. İyi. İnşallah doğru yolu bulursun da suçunu itiraf edersin. Ne oldu, ne diyor? Ben gidiyorum şundan konuşmaya yüz yüze. Gelince konuşuruz gene, senden buluş. Tamam. Eyvallah. Sağ ol abi.
Bir lokma bile yemedin zaman. Ben de silip süpürürsün diye bekledim ama yanılmışım. Abla, biz yokmuşuz gibi davranmasan olur mu? Ha? Çabala biraz ya, muhabbet et, sohbet falan. Ya biliyorum, benim için uğraşıyorsunuz ama ben hiç iyi değilim gerçekten. Eve gidelim mi artık? Hayır, asla. O bomba haberi vermeden hiçbir yere gitmiyoruz. Hem merak ediyorsun, hiç sormuyorsun ya. Aa, evet, bir haber vardı. Neydi o? Ama bak, öyle kalp krizi falan geçirmek yok ha. Hastane bulamayız burada. O kadar şaşıracağım bir haber bu. Ne oluyor ya? İlk sen duy istedik. Değil mi Elif? Çünkü siz bizim için gerçekten önemlisiniz. Hı, sağ ol. Sevgilim. Ablamı bundan sonra siz demesen olur mu acaba? Şaka. Siz... Gayet ciddiyiz. Aa! Ay, çok sevindim. Abla, ben bu kıza bayı yaktım. Çok aşığım. O da bana aşık. Çok mutluyuz. Ya çok tebrik ederim. Ne kadar güzel. Siz birlikte büyüdünüz. Birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Huyunuzu, suyunuzu çok iyi biliyorsunuz. Sizi birbirinizden daha iyi kimse anlayamaz. Tıpkı Kartallı ben gibi. Temizleyelim hemen. Sağ olasın. Afiyet olsun. Abi daha iyisin değil mi? Çay ister misiniz? Yok Fatma, sağ ol. Ben iyiyim de, asıl siz nasılsınız? İyiyiz abi. Burcu niye erken geldi okula? Okulda bir arkadaşıyla tartışmış, beni aradı. Ben de gel dedim. Onun için mi kapattı kendini odaya? Takışmışlar işte abi, geçer çocuklar. Fatma Hanım, Burcu bir gelsin. Hemen efendim. Bir de ben konuşayım bakalım yeğenimle.
toparlansın diye sıkıştırıyor beni Elif de. Ya bana kalsa bugün konuşayım babamla, biz evleneceğiz diye. Ama şimdi haksız mıyım Esra? Yani abla. Artık abla. Esra abla. Haklısın, haklısın. Biraz daha toparlansın babam. O zaman açıklarsınız. Gerçi size engel olmaz o. Seni çok seviyor, Fatma ablayı çok seviyor. Laf söyletmez size. Sağ olsun. Nikahtan sonra da Avrupa'ya gidelim diyorum. Böyle rahat, gözden uzak, güzel. Hmm. Belki beğenirsek orada bile kalırız. Hmm. Ben özlerim seni ama. Sen de gelirsin. Ay yok, ben Kartal'ı bırakıp nereye gideyim, saçmalama. Kartal, Kartal, Kartal be abla. Evet. Biz en zor zamanlarda hep birbirimizin yanındaydık. Çocukluğumuzdan beri sizin gibi işte. Çok mutluyuz o yüzden. Mutlu musun? Şüphem mi vardı? Abla bak, yemin ederim korkutuyorsun beni. Yapma, gözünü seveyim. Bakın. Şimdi siz de evlenince anlayacaksınız. Problemler olur. Sıkıntılar çıkar. Mutlu birlikteliklerde önemli olan bu sıkıntıları beraber atlatmaktır. Göreceksiniz bak, bu kötü günleri biz el ele atlatacağız. Benim Kartal'ın yanında olmam lazım. Ya sanki çok umurundaymış gibi. Ben sakin ol. Olmayacağım. Bak abla, sen mutlu falan değilsin, anladın mı? Öyle olsa babamı vurup onun karısıyla beraber kaçmaz, değil mi? Mert lütfen. Daha bitmedi. Bana aynı şeyleri söyleyip durma. Önemli olan benim ne hissettiğim. Ben mutluyum. Tamam mı? Sizin gibi. Ya değilsin. Olamazsın. Sen bizim gibi olamazsın. Biz birbirimizi seçtik. Sen Kartal'ı seçmedin. Babam seni yönlendirdi. Sen de o salağı sevdim sandın. Anladın? Başka birine sevilme seçeneğini düşünmedin bile. Anladın mı? Ya belki de biri çıkacak karşı. Onu çok seveceksin. Nereden biliyorsun? Başkası mı? Başkası diyor ya. Uçmuş gitmiş bu iyice. Ya niye olmasın? Böylelikle yaşadığın aşkın ne kadar yalan olduğunu görürsün. Mert lütfen. Abla. Bak dışarıda senin için deli divane olacak onlarca kişi var. Yapma, gözünü seveyim. Ya boşan da çıkar hayatta şu adamı. Aslı! Boşanmayacağım Kartal'dan. Boşanmayacağım. Beni çağır mısın dayıcığım? Gel bakalım dayısının prensesi. Otur yanıma. Niye erken geldin okuldan? Bir arkadaşıyla tartışmış dedim ya abi. Sana sormadım. Hayır, meseleyi büyütüyorsun. Çocuk biraz yalnız kalmak istedi, o kadar. Değil mi kızım? Yarın okula gidecek. Arkadaşıyla konuşacaklar ve sorunu çözecekler. Çocuğu susturmaya çalışıyorsunuz. Bir sorun var, farkındayım. Ve dayısını anlatacak. O dayısından sır saklamaz değil mi? Saklamam. Ben... Hastaneden geldiğimden beri biraz keyifsizsin. Bir şey mi oldu dayıcığım? Yani çok önemli bir şey yok aslında. Annem babamdan ayrılıyor. Ne? Abi. Bir de Oktay diye bir adam geldi. Ben senin babanım dedi. Sanırım annem hala ona aşık. Bu yüzden babamla beni ayırmakta kararlı. Evet, çok mutsuzum. Çok öfkeliyim. Çünkü babamdan ayrılmak istemiyorum. Ayrıca sen de dahil, o evdeki herkes biliyormuş benim babamın başka bir adam olduğunu. Ama saklamışsınız benden. Ben bu evde koca koca yalancılarla büyümüşüm. En çok da buna kırıldım. Neredesin be Salih ya? Kök de salamadım beton. Kusura bakma abi, anca halledebildim. Çıktı mı bir aksilik? Yok yok, merak etmeyin. İyi tamam. Görüşürüz. Tamam.
Sağ ol canım. Ne oldu anlat bakalım. Hiçbir şey yemedin. Evet dinliyorum. Selin. Hı? Selin ne oldu? İyiyim. Emin misin? Kartal biraz yorgunum. Kim o? Emre'dir. Sadık. Kimse takip etmedi inşallah. Yok yok. Bekleyin etmedi. Sen nasıl oldun? İyiyiz iyiyiz. Hadi gel. Hangi akla hizmet? O herifle Burcu'yu karşı karşıya getirirsin. Dinlemiyorsun abi. Ben iyi olmanı, iyileşmeni bekledim. Neyi dinleyeceğim anne? Engel olmaya çalıştım ama başaramadım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hı? İnanmışsın o herife, izin vermişsin. Şu hale bak, çocuğu mahvetmişsin. Niye bir tek ben suçluymuşum gibi davranıyorsun? Yine parasız kalmıştır, ondan dayanmıştır kapına. Oktay para için gelmedi. Burcu için, kızı için burada. Çağır, kaç para istiyorsa vereyim. Defolup gitsin sen de. Bir kez daha anla herifin ne mal olduğunu. Yuma. Bak, harika bir evliliğim var. Hakan sana da Burcu'ya da tapıyor. Ne idüğü belirsiz bir herif için yuvanı yıkma, yapma. Benim düşündüklerimin bir önemi yok yani. Yok. Bundan sonra kendin için değil, Burcu için yaşayacaksın. Sen niye öyle yaşamadın abi? Hiçbirimiz Selin'le evlenmeni istemedik. Ama sen gayet rahat bir şekilde... Var. Niye durdun abi? Niye durdun? Hiç yapmadığım bir şey mi? Döve döve beni Hakan'la evlendirmedin mi? İyi yapmışım. İyi yapmışım. Yoksa o herifin elinde sefil olacaktı. Bilemezdim. Belki de çok mutlu olacaktım. Ben Hakan'dan Oktay yüzünden boşanmıyorum. Oktay'a da bir daha geri dönmeyeceğim. Çok mutsuzum abi. Çok mutsuzum. Ben Hakan'ı hiç sevmedim, sevemedim. Sırf sen istedin diye evlendim. Ama ben kararımı verdim abi. Boşanacağım. Bundan sonra da bana kimse yapmak istemediğim hiçbir şey yaptıramayacak. Konuşmasaydım dayımla. Annem çok üzüldü. Dayım da çok kızdı. Biliyorum kızım, evet. Baba. Efendim. Bugün Oktay'la buluştum. Biliyorum kızım, biliyorum. Özür dilerim. Yalan söyledim sana. Bir daha söylemezsin olur, biter anlaşırız. Söz söylemeyeceğim bir daha. Söz mü? Anlaştık o zaman. Git dedim. Seni bir daha görmek istemiyorum dedim. Nefret ediyorum o adamdan. Hiçbir şey hissetmedim. Acımadım bile baba. Yok olsun istedim, gitsin. Canım kızım benim. Tamam, geçecek, geçecek.
Sakinledin mi biraz daha? Hayır. Tamamsa kalkalım mı? Kalkalım aşkım. Kalkalım aşkım. Kalkalım aşkım. Hale bak. Kuş kadar beyniyle bana akıl veriyor. Biz önden çıkalım mı, biraz hava alalım? Bırak ya. Ben bilmiyormuşum. Gerçek aşkı ben bilmiyormuşum. Ben tatmamışım gerçek aşkı. Boşanmam lazımmış benim. Doğru. Gerçek aşk senin gibi böyle dallandala konmaksa ben bilmiyorum gerçekten. Karışmıyorum bundan sonra sana. Tamam mı? Git kartalın turşusunu kur. Tabii bulabilirsen. Yürü herif. Karışma zaten. Sen karışma zaten. Düne kadar sen değil misin Zerrin Yeğil'le? Tut şunu. Tut. Bana bak. Bana bak. Elif yanında. Yeter, tamam mı? Kes artık. Yetmez. Gördüğü her kadının böyle peşinden koşan adam bana şimdi böyle gerçek aşk şöyleymiş, gerçek aşk böyleymiş diye ahkam kesemez, tamam mı? Ya gerçek aşkı ben buldum işte, sen de bul diye uğraşıyorum. Ya boşa da şu adamı, sen de kurtul, biz de kurtulalım abi. Boşanmayacağım ya. Boşanmayacağım. Seviyorum ben Kartal'ı. Seviyorum ya. Bütün dünya gelsin, bana engel olamayacaksınız siz. Hiçbiriniz bana engel olamayacaksınız. Kartal'ı size yedirtmeyeceğim. Görürsünüz siz. Zekalı. Kusura bakmayın ya. Sağ olasın. Sağ ol canım. Selin, bir iki dakika müsaade eder misin? Kartal'a bir şey söyleyeceğim. Tamam, tabii. Buraya gelmeden önce babam aradı. Öyle bir konuştu ki telefonda. Dedim herhalde bir şeyler değişmiştir. Gittim yanına. Ne değişmesi? Aynı tas aynı ama. Vazgeçmez o. Sen de vazgeçme. Emre dedi ki Osman ele vermeyecek. Kaçacak mısınız buradan ha? Öyle. Niye? Nedir yani sebep? Öyle olması gerekiyor. Allah Allah. Ya bu adam Selin'e musallat oldu. Sana oldu. Her şeyin başı bu. Yani sen kaçacaksın, gideceksin. El memleketlerinde uğraşacaksın. O burada sefasını sürecek, öyle mi? Ne yapalım? Bu da bizim kaderimizmiş. İnat etme. Selin görüntüleri seyretse... senden önce o der zaten hapse girsin diye. Sağlık benim kararım kesin. Emre birazdan gelir. Pasaportları halledecek. Selin'le Osman'ı alıp gideceğim buralardan. Tamam da yani... nedir sebepler? De bana da. Selin için. Selin için yapıyorum. Babasından yeterince sıkıntı çekti zaten. Buna hiç gerek yok. Yıkılır. Kendim hallederim diye düşündüm. Sana söylersem... Hümayi tümden kaybederim diye korktum. Sonra malum. Sen vurulunca ortalık iyice karıştı. Dikilmedim o herifin karşısına. Hem de defalarca. Konuştum, sakince halletmeye çalıştım. Hümayi'ye günlerce anlattım. Yapma dedim. Burcu'ya kıyma dedim. Ama dinletemedim. Hümayi'yle evleneceksin, çocuğun babası sen olacaksın dediğin gün... onu ya sevemezsem diye korktum. Ama Burcu'yu kucağıma aldığım an bağlandım ona. Hele Hümayi. Ona içten içe aşıktım. Sen de sezmiştin zaten abi. Sonra Burcu büyüdükçe... İçimdeki sevgi de büyüdü. İkisinden de vazgeçemezdim. Ama elimden kayıp gidiyorlar. Engel olamıyorum. Ne olur bana.
yuvamızı yıkacak yoksa. Ben buna asla izin vermem. İçini ferah tut. Sen bu ailenin bir ferdi, burcunda babasısın, bitti. Hüma istediği kadar itiraz etsin, öyle de kalacaksın. Ben elimden geleni ardına koymayacağım. Ama sen de sonuna kadar ailene sahip çıkacaksın. Hiç şüphen olmaz abi. Gerekirse ölürüm onlar için. Selin çok temiz kalpli bir insan. Ondan kanmış zaten. Şerefsiz, ondan kandırabilmiş onu yani. Babasının hala bu kadar kötü olduğunu bilmez. Zaten bilmesin de hiç gerek yok. Öyle olsun diyorsan öyle olsun diyeceğim de. Bir mesele daha var. Neymiş o? Hani siz kaçacağınızı da geldim ben Osman'ı sizden aldım ya hastaneden. Hı hı. Bu benim babam olacak Osman var ya. Aziz Selin'i Kartal'la tehdit ediyor demişti bana. Gidelim Kartal'ı kurtaralım. Yoksa Kartal'ı öldürmeye adam göndermiş demişti Aziz için. Meğer Aziz yollamamış. Yılanın başı Osman. Onun başının altından çıkmış hepsi. Yani Selin bunları bilse var ya, sen dönünce gider polise. Bilmeyecek. Hiçbir şey bilmeyecek. Her şeyi bu yaptı. Sen hala nasıl söylemeyeceksin anlamıyorum. O gezinecek, takılacak, keyfi yerinde, sefasını sürecek. Siz cefa süreceksiniz öyle mi? Olan oldu Sadık. Yapılan her şey yapıldı. Boş ver, boş ver. Çıkacağınız yol çok çetin bir yol. Zor olacak. İyi düşün. Ben düşündüm. Ben düşündüm. Ben Selin'in zarar görmesini artık istemiyorum. Canını sıkmasını istemiyorum. Ben Selin'le yeni bir hayata başlamak istiyorum. Böyle şeylerle uğraşmayacağım artık. Bitti. Selin öğrenmeyecek. Öyle diyorsan. Öyle olsun madem. Ben buraya kavga etmeye gelmiyorum. Ben de. Ama beni öldürmeden onları elimden alamayacaksın. Biliyorum, farkındayım. O yüzden dinle beni. Evet, kızımı kendinden çok sevmişsin. Ona çok iyi bakmışsın. Benden daha iyi bir baba olduğun ortada. Böyle cesur, ne istediğini bilen bir kızım var. O yüzden sana teşekkür ederim. Ben sadece benden nefret etmesini istiyorum. Bak ben hayatım boyunca onun karşısına çıkacağım günü hayal ettim. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı düşündüm. Sahtekarlık yaptın. Bu muydu daha yani buluşun? Başka çarem yoktu. Vardı. Kızımın hayatını alt üst ettin. Sırf kendine düşündün. Burcu'nun hayatı umurunda bile değil. Mutluydu, hiçbir şeyden haberi yoktu. Ama artık oyun bitti Oktay. Karşısına çıkmana izin vermeyeceğim. Onu üzmeyeceksin. Yeter be. Yap ne yapacaksın.
Bana bak, bir DNA testine bakar. Yaptırırım testi, alırım kızımı. Böyle mi baba olduğunu ispat edeceksin? Bu mu senin babalık anlayışın? Tabii ki yapmayacağım ya. Ama senden korktuğum için değil. Hüma için dediğim, istiyorsa tamamıyla silebilir beni. Kızım için yapmayacağım. Ömrüm boyunca onun kokusuna hasret kalacağım bilsem de. Bir başına öleceğimi bilsem de yapmayacağım. Burcu'nun elinden sevdiğini almayacağım. Onu babasından ayırmayacağım. Gördün mü Hakan? Babalık nedir ben de biliyorum. En azından hayatımda yalan kalmadı. Belki hepsi geçer. Geçecek tabii. Ömür boyu biz birbirimize sarılacağız. Bugünler geçmişte kalacak. Canım kızım benim. Ben çok düşündüm anneciğim. Söyle. Madem babamla mutsuzsun, boşanabilirsiniz. Senin de mutlu olmaya hakkın var. Kızım. Zorlu güzellik olmaz diyordu Fatma abla. Biz de seni zorlayamayız. Ama ben babamla giderim. Sen de beni kalmam için zorlayamazsın. Esra, yalnız bırak beni. Konuşmamız lazım baba. Konuşacağımızı konuşmadık mı? Hayır, konuşmadık. Öyle mi? Evet. Boşanacak mısın Selin'den? Sıra, ne diyorsunuz? Cevap ver, duydun işte. Kaç kere aldattı seni? Normal şartlarda boşanman lazım değil mi? Ne yapacaksın baba? Hala karım diyebilecek misin ona, yoksa boşanacak mısınız? Sıra, çık. Boşanmayacaksın değil mi? Ama iş Kartal'la Esra'ya gelince boşa gitsin. Niye? Çünkü Esra'ya her şey yasak. Esra'ya mutlu olmak yasak, Esra'yı sevmek yasak. Ha? Konuşsana! Hale bak, görüyorsun değil mi? Her yol denedim, olmuyor abi. Anlattım, bağırdım, çağırdım, anlamıyor. Bir gün anlayacak, emin ol. Ya ben göremeyeceğim onu ama. Ya bıktım artık Eli, bıktım bak. Babam bu halde olmasa var ya, yazı beklemez seni alır götürürdüm burada. Öyle deme ama bak, kardeşler bugünler içindir. Keşke benim de kavga edeceğim, omzumda ağlayacağım, ne yaparsam yapayım beni bırakmayacağını bildiğim bir kardeşim olsa. Sana ihtiyaçları var Mert. Ablanın da babanın da. Hiç sanmıyorum. İkisinde beni ciddiye aldı yok. Yanılıyorsun. İnsan evladını ciddiye almaz mı? Baksana Aziz Bey'in haline. Hastaneden geldiğinden beri ne kadar sessiz. Ona destek olmalısın. Ona o kadınla evlenme demiştim ben. Şimdi ben haklı çıktığım için nefret ediyor benden. Aksine çok seviyor. Hem her insan hata yapar. Önemli olan affetmek. İnan affedince hayat daha kolay. Ben seni daha önce nasıl görmedim ya? E o da senin hatan. Ama ben seni affettim, üzülme. Konuş! Cevap ver! Söyle! Allah hepinizin belasını versin.
Haydi yine eyvallah. Her şey için sağ ol Sadık. Sen sağ ol. Ne olursa olsun arayın beni, tamam mı? Haberdar edin. Ararız ararız. Sen de bizi ara. Tamam. Hadi ben bir Osman'a bakayım. Eyvallah. Aklım sende kalacak. Taşı için sağ ol abicim. Sen sağ ol. Ben ne yaptım ki? Geç bulduk birbirimizi ama bir sor bana. Sanki beraber büyümüşüz. Öyle sevdim ben seni. Kan, can ne dersen de artık. Ne zaman bir daha göreceğiz birbirimizi? Görüşürüz, görüşürüz. Siz bir rahat erin de. Tamam. Eyvallah. Abi. Efendim. Kızacaksın ama ben bu herifi kaçırdım. Tamam ben kendim hallettim. Sen takibi bırak. Aldığın hediyenin de hiçbir değeri yok gözümde. Annemi, babamı beni rahat bırak. Söyle abi. Buldum yerlerini. İyi bravo, helal olsun. Polise ihbar edeceğim şimdi. Bakalım bu sefer de yırtabilecekler mi? Olmaz inşallah. Hadi eyvallah. Şey mi lan bu? Thank you.
Selin. 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 Aç şunu be, aç. İki dakika 36 saniye. Koçum Emre, baban da mı lastik tamircisiydi be? Efendim? Neredesin? Seni arayıp duruyorum. Ya araç bozuldu, lastik değiştirmek zorunda kaldım. Telefon da sessizdeydi içeride. İyi hallettin. Ne oldu, bir aksilik mi var? Osman bulmuş yerlerini. Polis haber verdi. Onlardan önce varmaya bak. Tamam. Kapat hadi. Sağ ol. Nerede var Aziz Alkan ha? Nerede? Sadık Bey, bağırıp durmayın. Burada yok. Ben çağırırım şimdi. Aziz, neredeyse çık ortaya hadi. Ne var, ne bağırıyorsun? Hadi topla herkesi bakayım. Anlatacaklarım var. Çabuk. Ne zırvalıyorsun? Çık git evimden. Diyeceklerimi demeden gitmeyeceğim. Hadi söyle herkese. Çabuk. Ne diyeceksin? Ne? Bak Sadık, edebinle git yoksa ben seni attırırım. Yok. Öyle yağma yok Aziz Alkan. Herkes senin ne mal olduğunu anlayacak. Ondan sonra zaten bağlasan durmam. Sadık. Hadi dedim, çabuk. Herkesi çağır şuraya, adamı deli etme. Haydi. Defol git dedim. Ben de anlatmadan gitmem dedim. Hadi bakalım, çabuk herkes çağır buraya, deli etme beni. Asabını bozma, bak çok kötü olur. Yıllardır senin için çalışıyorum. Bir kelamın emirdi bana, Allah çağırsın. Ne dediysen yaptım. Saygıda kusur etmedim. Hep hayır duamı aldın ha. İyi anladık, hadi güle güle. Ne oluyor yine ya? Bağırış çağırış. Sizin de Aziz Alkan'ın yaptıklarını öğrenme vaktiniz geldi. Bu dünyada Ademoğlu ettiklerinin cezasını bulmalı. Sen de bulacaksın. Ne diyor bu abi Allah aşkına? Yok, bir şey saçmalıyor. Sonun geldi Aziz. Sonun geldi. Hadi 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 çık. Baba bırak ya. Sen neden korkuyorsun ki? Sen de anlat ne anlatacaksan. Ne işin var lan senin burada? Babana pisliklerini anlatmaya geldim oğlum. Hadi ne bekliyorsun? Ben? Asıl pislik sensin burada. Bırak. Çağırın Nevzat'ı, alsın götürsün şunu hadi. Tilla gelse gitmem ben buradan. Dediklerimi diyeceğim, zaten gideceğim. Lan bana bak. Bana bak. Mert ne yapıyorsun? Al git şuradan. Defol git. Sadık. Sen de edebini takın. Olmuyor böyle bak. Git sonra gel, ne diyeceksen o zaman de. Adam hasta, görmüyor musun? İblise bir şey olur mu ya? Olan garibi olur. Günahsıza. Şimdi memlekete gideceğim. Orada da bir bir anlatacağım bu yaptıklarını sana. Çık git yeter. Ya bir şey diyeceğim. Kardeşin bir seninki bela mısınız ya? Hiç mi utanmıyor oğlum sende? Senin kardeşin yüzünden vurmadı mı kartal benim babamı? Ne vurması be, ne vurması? Asıl katil senin baban. Kartal'ın babasını Aziz vurmuş. Kartal! Emre ne oldu? Osman yerini bulmuş. Polisler yolda geliyorlar, gitmen lazım. Emre Selin yok. Ne demek Selin yok? Nasıl yok? Yok işte, gitmiş. Ben bulur getiririm onu sana, hadi. Olmaz Emre, Selin olmadan ben hiçbir yere gidemem ki. Bana bak. Bana bak. Selin! Oktay aradı. Osman Sadık'ın peşine adam takmış. Polisleri yolladı, şimdi gitmen lazım hemen. Selin!
Kartal, Selin'i merak etme, ben onu bulacağım sana. Olmaz Emre, olmaz. Allah kahretsin. Kartal, saçmalama. Her şeyi mahvedeceksin. Şimdi gitmen lazım. Kartal, şimdi gelirler. Hadi kaç. Oğlum, saklambaç oynayalım mı? Evet. Hadi oynayalım. Emre, Selin'i bul. Bulacağım. Söz.